Evet, tekrar birlikteyiz. Doğru tercih devam ediyor. Şimdi köken olarak benim kökenim Bursa. Tabii ki o yeşil beyaz sevgisi apayrı bir sevgi. Eşim o da Bursalı ama şehir olarak o şeyi Şanlıurfa'yı çok sever, çok beğenir. İşte tarihini, geçmişini. Benim de en çok sevdiğim şehirlerden biri Gaziantep'tir. Ayıntap. Benim için çok farklı. Neden farklı? Yani tarihi, kültürü, İpek Yolu, o su bu su, zenginliği o ayrı. Türkiye'deki en çalışkan şehir kimdir derseniz herhalde en başı Gaziantep çeker. İşte organize sanayi bölgesinden falan da bellidir. Halıcılıktan dünyanın dörtte birini zaten onlar şey yapıyorlar, sağlıyorlar. Hakikaten çok çalışkan bir şehir o yönden. Üniversite olarak baktığımızda da şehrin girişinde sağda şöyle tepede Hasan Kalyoncu Üniversitesi var. Hakikaten Türkiye'deki işini en layıkıyla yapan, en başlarda olan, güvendiğim her yönüyle bir üniversite. O üniversiteye girdiğiniz zaman rektöründen, genel sekreterinden, akademik kadrosundan, öğrencisinden, tüm çalışanlarından tek bir kural, iki kural vardır. Bir, çok çalışacaksın. İki, kaliteli olacak her şey. Bu öğrenciye de yansıyor. Öğrencinin davranışına da yansıyor. Değerli konuğumuz Hasan Kalyoncu Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Türker hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi öğrenciler güzel. Yani yeni nesil bizden çok farklı ama birazcık da konfor alanlarının dışına çıkmaları gerekiyor. Peki konfor alanının dışına çıkartabilmek için gençlere onlara daha cazip bir şey sunmak gerekiyor. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam? Ha ben tabii kampüsle başlayacağım. Evet. Aslında bizim Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde başarılı olmak bir zorunluluk. Başarı bir zorunluluk. Doğru. Biliyorsunuz risk almak gerekiyor. Başarı için risk almak gerekiyor. Şimdi zaten yani baktığın zaman iş dünyasında, tarihte o başarılı kişiler risk alan kişiler. Yani, tamam. Hep başarı için çalış diyoruz, disiplinli ol diyoruz ama bunların yanında bir de risk almalısın. Değil mi? Sosyal medyada da çok paylaşılır. Evet. Meşhur bir paylaşım var. Ne der orada? Konfor alanının dışına çıkmazsan başarılı olamazsın. Şimdi biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak yeni, çok yeni uyguladığımız, aslında uyguladığımız ve yeni formülize ettiğimiz bir şey bu. Konfor alanının içinde, konfor alanı sunan, yani gençleri olması gereken konfor alanına yönlendiren, onu da sinerji yaratan, oluşturan, kampüsüyle başaran bir üniversite Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Şimdi bizim kampüsümüzde öyle bir kampüs ortamı sunuyoruz ki, her şey çok yakın bir mesafede, sinerji oluşturacak şekilde. Teknoloji transfer ofisinden bölümlere, hocalardan yönetime kadar herkese her an ulaşabilecekleri, her an sinerji oluşturabilecekleri, başarabilecekleri, başarıyı modelleyebilecekleri ve bunu hayata geçirebilecekleri bir kampüs sunuyoruz. Bu konfor alanı, dolayısıyla öğrenciler aslında olması gereken konfor alanında, yani kendi konfor alanlarında değil, bir üniversite konfor alanı. Onun içerisinde teknoloji geliştirebiliyorlar. Kendilerini, yeteneklerini keşfedebiliyorlar. Bunları geliştirdikleri ürünleri ticarileştirebiliyorlar. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi öğrenci bize puanla giriyor. Şu andaki kriterlerden bir tanesi bu. Başka bir kriter var mı derseniz? İşte kısmen bir orta öğretim başarı puanı var. Ama başka bir şey yok ortada. Hani öğrenci bölüme uygun mu? Öğrenci üniversiteye uygun mu? Ya da üniversitenin istediği öğrenci profili o mu? O ortada yok. Şimdi bu ölçü, siz mühendissiniz. Bu ölçülebilir bir şey midir? Yani öğrenci girdi. Bir de çıkarken nasıl çıktı? O arada neler oldu? Hani hep diyoruz ya biz afaki olarak girdik çıktık. Havasından, suyundan değiştik. Ama tarif bu mudur? Yani hava su mudur? Başka ne vardır? Şimdi şöyle izah edeyim Sadık Hocam. Biz ölçüyoruz. Biz üniversitemizde bunu ölçüyoruz. Şimdi kişiye özel eğitim uygulamaya başladık. Bunu nasıl yapacağımızı birazdan anlatayım ama öncelikle biliyorsunuz bugün
tercih dönemi resmi olarak da başladı. Biz her sene 20 gün tercih tanıtım süreci yapıyoruz. 10 gündür kampüsümüz çok canlı, çok fazla ziyaretçimiz var. Sizin programlarınızı da izlemiştim. Yani iki katı kadar bir tercih yapacak öğrencimiz var. O da bize yansımış durumda. Geçen seneki istatistiklere baktığımızda bu sene bizi şu ilk 10 gün ziyaret eden, rehberlik alan öğrenci ve veli sayısı neredeyse iki katı. Bu tabii sevindirici bir gelişme. Ayrıca şunu söyleyeyim, çok bilinçli öğrencilerimiz de var. Ben diyaliz okuyacağım diye gelen öğrencimiz var, velimiz var. Bu puan, işte aldım bu puanla nereler olabilir diye sorgulayan öğrencilerimiz var. Sonuçta puan sizin de söylediğiniz gibi bir gösterge ama her şey değil. Biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıldan beri, geçen seneden beri yeni bir metodoloji uyguluyoruz, yeni bir yöntem, yeni bir proje. Bu kişiye özel öğretim. Yani biz öğrencilerimizi kendimiz geldiklerinde her sene ilk 3 gün oryantasyon eğitimine tabi tutarız. Bu alınması zorunludur. 3 gündür. Bunu almadığınız müddetçe de 4 yıl boyunca veya 2 yıl boyunca ön lisanslar için söylüyorum mezun olamazsınız. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada biz oryantasyonda bir mektup alıyoruz. Essay yazdırıyoruz. Kimsiniz? Neden? Neden bizi tercih ettiniz? Yetenekleriniz neler? Amacın ne? Bize hayalinizi söyleyin. Biz o mektupları alıyoruz. Tabii KVKK, kişisel verileri koruma kanununa dikkat ediyoruz. Bizim tüm projelerimizde gönüllülük esas. Gönüllülük. Eğer izin verirlerse biz öğrencilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Bunu ölçtükten, kaydettikten sonra mezun olana kadar tüm süreçlerini izliyoruz. Öğrenci dekanlığımız vasıtasıyla yapıyoruz bunu. Ve öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip o yetenekleri üzerinden, öğrenci toplulukları üzerinden. Çünkü üniversite sadece sınıflardan müteşekkil değil. Derslerden sadece müteşekkil ders vermekten değil. Müteşekkil. Dolayısıyla öğrencilerimiz bazen kendilerinin bazı yeteneklerini de kendileri de keşfedemiyor. Biz keşfedip veya keşfettirip o minval üzere, o rotada, o istikamette öğrencilerimizin yeteneklerini geliştiriyoruz. Şimdi özet olarak söylemek gerekirse bizim üniversitemizde bir modern üniversitede olması gereken her türlü unsur var. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Klasik. Altını çiziyorum. İşte kampüsümüz çok güzel. Öğretim üyelerimiz çok kadro. Laboratuvar. Ama biz fazlasını vermeye çalışıyoruz. Ve şu anda başlattığımız, geçen seneden beri uygulamaya çalıştığımız ve uyguladığımız en önemli projelerden bir tanesi bu. Bu, biz diyoruz ki konfor alanının içindeki konfor alanında. Ama hangi konfor? Yani öğrenciyi fikir geliştirip o fikrini ürüne dönüştürüp ticarileştiren, yani girişimciliğe zorlayan. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biraz önceki söylediklerimizle ters düşmeyelim. Çünkü her öğrenci farklı farklı. Şimdi bize gelen talepler, bize hayal kur dediğimiz vakit yazılanlar var. Müsaade edenlerin biz okuyoruz ve neler yapabileceğimizi ve birlikte geliştirmeye başlıyoruz. Öğrencimizle beraber. Şimdi kimi öğrenci istihdam edilmek istiyor? Yani ben bitireyim. Bir arka ofiste bir planlama yapayım istiyor. Yeteneklerini o şekilde görüyor. Bir başka öğrencimiz ben girişimci olmak istiyorum diyor. Yani üniversiteyi ben kültür için okuyorum. Daha sonra şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu geliştirmek. O zaman biz bunu girişimcilik kulvarına yönlendiriyoruz. Yani herkesin istihdam edilme gibi bir şey yok. Kimisi de istihdam etmek üzere. Herkes burs almak için değil, inanın burs vermek için gelenlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bizim herkesi keşfetmemiz, herkesin kendi yeteneklerini keşfetmemiz gerekiyor ve biz üniversite olarak bunu yapmaya başlıyoruz. Gördüğüm kadarıyla hani başarılı olmak bizde zorunlu Sadık Hocam. Doğru. Yani en baştan öğrenciye kadarki süreçte. Şimdi gördüğüm kadarıyla işte kuluçka merkezleri üniversite bünyesinde oluyor. Ne bileyim teknokentler gene üniversite bölgesinde oluyor. Peki bizatihi sanayinin içinde olabilir mi bunlar? Burada da biz tekiz. Yani bizim teknokentimiz ve kuluçka merkezlerimiz Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde. Bizatihi orada mı? Bizatihi orada. Bu zaten biliyorsun üniversite sanayi işbirliğinin çeşitli bu köprünün kurulmasını çok isteriz. Ve bunun çeşitli yolları vardır. En önemlisi de teknokenttir. Ama sanayiciye yakın olmanız lazım. İçinde olmanız lazım. Doğrudan temas etmeniz lazım. Bizim Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte ortaklaşa kurduğumuz, yürüttüğümüz, idare ettiğimiz bir teknokentimiz var. Burada tamamen dolu şu anda ve inanılmaz projeler geliştiriyorlar. Girişimcilerimiz
Tabii bunların içerisinde öğrencilerimiz de var. Hem girişimci olarak hem de oradaki işletmecilerin yanında çalışan, staj yapan öğrencilerimiz. Tabii kampüsümüzde de bunun uzantıları var. Teknoloji transfer ofisimiz var, kuluçkalarımız var. Bir nevi buradan aslında Teknokent'e, yani daha büyük fikirleri Teknokent'e taşımak isteyenlere yardımcı olan bir mekanizmamız var. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Türkiye'deki bir iki üniversiteyle beraber ortaklaşa kurduğumuz, yine Amerika'da Silikon Vadisi'nde StarCamp ismini verdiğimiz bir kuluçka merkezimiz de var. Yani daha çok, yani dünyada ticarileşme potansiyeli olan fikirleri, ürünleri de oraya yönlendiriyoruz. Değerli rektörüm, şunu sormak istiyorum. Şimdi bu tercih döneminde mesela sizin alacağınız öğrenci sayısı ne kadar toplamda? Şu an bu sene 1584 öğrenci alıyoruz. Çok değil ama neticede biz 1581. Biz 7000 ve 8000 bandında öğrencisi olan bir üniversiteyiz. Peki 1581 öğrenciye? 84. 84. Bizatihi tek tek dokunulabilir mi? Yoksa üniversite eğitimi, öğretimi bir seri üretim midir? Yani burada kişiye özgü bir eğitim yapılabilir mi? Yoksa kitlesel bir eğitim mi yapıyoruz biz? Yani bu sadece Hasan Kalyoncu özelinde değil. Geneli kastediyorum esasında. Yani genel bir soru tabii bu. Güzel de bir terim kullandınız. Kitlesel diye endüstri mühendisliği alanından. Evet. Ben dikkat ederseniz customized, yani özelleştirilmiş diyorum. Siz kitlesel diyorsun, mass diyorsunuz. Yani siz mass alsanız da artık dünya değişti. Üniversiteler değişti. Üniversiteler değişmek zorunda, değişimin farkında olmak zorunda. Öğrenciyi değişime, öğrenciyi yenilikçiliğe, girişimciliğe iten, zorlayan bir üniversitenin kendisi değişmeye açık olmalı. Dünya değişiyor. Pandemiden sonra daha da değişiyor. Kaybettiğiniz kuşaklar değişiyor. Dolayısıyla gençlerimizi, yani üniversitenin formatı değişiyor. Üniversitenin formatı dünyada değişiyor Sadık Hocam. Yani kendisini, bakın, gerektiğinde kendisine format atabilen, tabii, güncelleyebilen, bilgisini güncelleyebilen, işte üniversitede bu mekanizmayı sağlayacak. Dolayısıyla öğrenmeyi öğrenen, öğrendiğini uygulayan, yapan, ticarileştiren bir öğrenci profilinden, mezun profilinden bahsediyorum. Evet, yapılabilir ve bizim üniversitemiz bunu yapmak için seferber olmuş. Peki vakıf üniversiteleri arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi kendisini nerede görüyor sıralama olarak? Biz kendimizi daima ilk üçte görüyoruz. Bunu çok net söylüyorum. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Öğrencinin eğer memnuniyeti esassa, velinin memnuniyeti esassa Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden herkes memnun. Yani son yapılan araştırmalar da bunu gösterdi. Her kulvarda birinci olamayabilirsiniz ama her kulvarda varız. Bakın şimdi Teknofest'te en çok proje gönderen öğrenci profili, bunun tabii hocalarımız zaten yazıyorlar ama öğrencilerin vakıf üniversiteleri arasında bunu başarmış olması apayrı. Şu anda mesela Bilişim Vadisi'nde otonom ekibimiz burada yarışmada, beni çağırıyorlar, ziyaret et bizi diyorlar. Dün Sayın Bakanımız ziyaret etmiş. Yani burada başarmak, başarmamaktan ziyade burada olmak çok önemli. Teknoloji geliştirmek çok önemli. Arkadaşlarımız derece de alıyorlar. Biraz önce sorduğunuz soruya ben devam etmek istiyorum. Bir yere bağlamak istiyorum. 1584 öğrencinin 409'u tam burslu. Çok güzel. 406'sı yarım burslu, 264'ü çeyrek burslu bizim şu anda. Yani yaklaşık üst üste koyduğunuzda Sadık Hocam, biz yaklaşık öğrencimizin %50'sini tam %50'sini burslu olarak alıyoruz. Evet, konuşacağımız çok konu var ama hepsini programa sığdıramayız. Zaten sığdırmayalım. Orada okurken bunları ayrıcalıklı olarak hepsini göreceksiniz. Evet, değerli konuğumuz Hasan. Detaylarımız için de web sayfamızı ziyaret etmelerini rica ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Türkay Dereli hocamızı ağırladık. Saat 15.15'te tekrar birlikte olmak ümidiyle esen kalın efendim.